Aslında ruh ne enteresan bir şey değil mi? Öyle doğuyoruz. Yani ruh bir şey istiyor ya, kabımıza sığmıyoruz, bu bedene sığmıyoruz. Ben de öyleydim. Böyle 5-6 yaşındaydım, televizyonu izleyip izleyip, coşup coşup kendi kendime odamda hayaller kurardım. Mesela kainat güzellik yarışması mı var? Böyle giderdim odaya, aynaya şöyle bakardım, böyle bakardım falan. Boy da bu arada 1.64 tabii, o zaman uzun boylu olma ümidi var. Ama böyle hani kainat güzeli olsam nasıl olur? Sonra mesela bir film izlerdim, başrolünü ben oynadığımı hayal ederdim. İzlediğim bütün filmlerin başrolünü ben oynadığımı hayal ettim hep. Mesela sırıkla atlamada şampiyon olan kız var, olimpiyatlar. Orada sırıkla atlayan ben olmak isterdim izlediğimde. Sonra fark ettim ki başarılı olan, görünen, sahnede olan, pırıltılı olan ne varsa hepsini olmak istiyorum. Demek ki ruh çıkıyor içinden. Yani ruh bunu istiyor. Geride kalmak istemiyorum, görünür olmak istiyorum. Hey dünya bakın ben buradayım. Bu aslında bir taraftan çok hani zor bir yol olmayabilir, olabilir, gerçekleşebilir bir şey ama bir taraftan da gerçekten bir kafayı kırmak gerekiyor bunun için. Manyak mısın? Yani otur oturduğun yerde değil mi? Böyle sakin, sessiz, köşende, kimse seni görmeden. Ya çıkıp şuralarda konuşma yapmak mesela, git TEDx'lerde böyle 5000 kişiye konuşmaya falan. Otur yani, o heyecan niye? Ama işte ruh istiyor. Şimdi eminim çoğunuzun ruhu da bunu istiyor, görülmek istiyor. Bak benim hayalim şu, burada olmak istiyorum, o sahnede, o filmde, o tiyatroda, o buluşu ben yapmak istiyorum, o problemi ben çözmek istiyorum. Mutlaka ruhlarınız görünmek istiyor. Buna hiçbir engel yok, görünür olabilirsiniz. Ama şu birbirine benzeme hikayesi var ya, işte o beni kıl ediyor. Neden hepimizin saçı birbirinin aynı olmak zorunda? Neden 15-25 ya da 18-25 yaş arası bütün kızlar bir şekilde bir kumrallaşmak ya da sarışınlaşmak zorunda? Niye kendimizi hep bir şekilde görün? Niye hepimizin dudağı şişirilmek zorunda? Değil mi? Yanımızdakine benzemek için. O zaman niye bu popomuzu yırtmamız, başka olmak ve sahnede olmak için? Ne istiyoruz? Bir sorun kendinize. Ben yanımdakiyle aslında aynı olup o kalabalık içinde göze batmamak mı istiyorum? Onun gibi giyinmek ve o moda denen şey herkesle bir olmak mı? Yoksa aslında ben kendimi o sahneye atıp binlerce kişi arasında o bir olmak mı? İşte burada olurken herkes gibi orada olunamaz. Bunun bir ayrımına varmak gerekiyor her şeyden önce. Ben kimim ve ne istiyorum? Ruhunuz, kalbiniz neyi istiyorsa gidin peşinden.